Bu dersimizde JavaScript'teki tek kullanımlık metotlara, daha doğrusu fonksiyonlara, yöntemlere, artık ismi ne olursa onlara bakacağız. Devam edeceğiz daha doğrusu. Belli bir yer yapmıştık. Şöyle yapacağız. Buradan çalışabiliriz gene. Heap falan gerek yok aslında. Direkt script olarak ben bunu buraya yazayım. Konsolumuzu da açalım. Şöyle de bir de temizleyelim. Şimdi arkadaşlar bu sefer yapacağımız şey şu. İki tane array'in, yani sırasının aynı olmamasına rağmen karşılaşmasını yapacağız. Yani iki array'i nasıl karşılaştırabiliriz? Şöyle ki bir tane bir array'imiz olsun mesela. Array 1. Bunun içerisinde 1, 2, 3 olsun. Bir tane daha array'imiz olsun. Bunun içerisinde 2, 3, 4. Şimdi bu iki array birbirini karşılıyor mu? Yani birbirini tutuyor mu? Benzer mi? Ona bakmak istiyoruz biz burada. Şimdi bunun için ne yapacağız? Bir tane metot yazacağız. Is equal diyelim. Ve burada bunun iki tane parametre alacağını belirteceğiz. Arrow function'larımızı da atıyoruz. Şimdi burada bunu göstermeden önce şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın console.log diyorum. Log. A array 1 nokta sort diyorum. Ve buraya geliyorum. Hatta şunu şöyle yazalım. 4, 3 yapalım şöyle. Şöyle olsun. Array 2 nokta sort diyorum. Bakın 1, 2, 3 oldu birincisi. İkincisi de 2, 3, 4. Ama aslında 2, 4, 3. Yani sort burada bunları sıralamasını yapıyor. Ve bunları json nokta stringify'yi alıyorum. Bir de bu şekilde bakalım nasıl bir çıktı verecek bize. Şunları da buraya alıyorum. Evet, bakın. Az öncekiyle şimdikinin arasındaki farkı göstermek istiyorum. Array 1. Bakın birincisinde bize keylerle beraber geliyordu ama ikincisinde sadece kendileri geliyor. Bu şekilde bunu da bu şekilde döndürdük. Şimdi burada yapacağımız işlem artık çok basit. Siz de az çok belki anlamışsınızdır. JSON nokta stringify diyorum. R1 nokta sort diyorum. Denkse neye denkse stringify R2 nokta sort'a. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Console nokta log diyelim. Is equal R1 R2. Çalıştırıyorum. Bakın false dedi. Peki bunu şöyle yapsaydım. 2, 3, 1 true diyecekti. Çünkü buradaki sıralamanın bir önemi yok. Burada önemli olan verilerin birbiriyle uyumu. Peki bunu ben bir string yaparsam, bakın false dedi. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde yapabildiğimiz gibi birkaç farklı yöntemle de yapabiliyoruz. Daha önceki dersleri de izlediyseniz orada kullandığımız bazı yöntemleri burada kullanacağız. Şöyle ki o da const is equal diyelim gene. Ve burada yine A ve B parametresi aldığını söyleyelim. Şimdi A'nın uzunluğu denkse arkadaşlar B'nin uzunluğuna. Çünkü biz burada neyi karşılaştırıyoruz? Array'lerin birbirine eşit olup olmadığını. Yani sırasının bağımsız olan iki array'i karşılaştırıyoruz burada. Çünkü sıra önemli değil. Bakın burada 2, 3, 1 yaptık. Önemli değil. Şimdi ve burada ne diyeceğim? Yine bir and operatörü koyacağım. Ve hani A'nın uzunluğu B'nin uzunluğuna eşitse ve A içerisindeki every'yi buraya herhangi bir item da diyebilirsiniz. Her şeyi yazabilirsiniz. İ diyelim. B'nin içerisindeki verilere include ediliyor mu? Yani B'nin içerisinde bu veri var mı? Bunu kontrol ediyor. Şimdi bunu çalıştıralım. Console.log is equal R1 R2. Bakın true dedi.
Çünkü sıra önemsiz. Ama ben buraya gelip de 5-6 dersem bakın false dedi. Çünkü içerisinde bunu barındırmıyor. Gördüğünüz gibi tek satırda bunları yapmış olduk. Evet, şimdi bu sefer yapacağımız şey de şu. Bir dizi içerisindeki string olarak gelen sayıları dizi içerisinde gelen ama sayıları normal number formatına dönüştürerek bunları bastıracağız. Yani demek istediğim şu. Şimdi bir tane bir array'imiz olsun. Array 1 diyelim buna. Bunun içerisinde 1, 2 ve 3 olsun. Bunu tek satırda biz şeye şöyle göstereyim. Console.log R1 diyelim. Şöyle çalıştırdığınız zaman bakın 1, 2, 3 olarak geliyor değil mi? Ben bunu istiyorum ki şu şekilde çıktı versin. 1, 2, 3 number olarak versin. Şimdi bu sefer de bunu yapacağız. Şimdi bunun içinde iki farklı yöntem uygulayacağız. Birincisi şu. Const to numbers diyelim. Yine bir error function yazacağız. Burada R dediğimiz şey buradaki gönderdiğimiz verinin çıktısı. Bunu biliyorsunuz artık. Buna array de diyebilirsiniz, item de diyebilirsiniz. R diyelim. R nokta map diyorum ve buradakilerin hepsini number'a çevirmesini söylüyorum. Şimdi bunu bir deneyelim. Numbers diyorum ve R1 diyorum. Bakın 1, 2, 3 olarak döndü. Evet, bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Gayet güzel, gayet basit. Şimdi bir de şöyle bir örnek yapacağız. Şöyle şunu da kapatayım. Belirtilen aralıklarda bir dizi oluşturma, bir sayı dizisi oluşturma yapacağız. Yani ben diyeceğim ki mesela 10'dan 15'e kadar içerisinde bulunan diziyi bana oluştur. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen diyorum ki generate adında bir tane fonksiyon tanımlıyorum. Ve burada bunun minimum ve maksimum değerler alacağını söylüyorum. Şimdi mantıken nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Şöyle hatta bunu direkt şuna geçmeden önce şöyle bir şey yapalım. Bunu göstermeden önce. Bakın console.log diyorum. Ve buraya geliyorum ki array ve bunun içerisine 5 diyorum. Şimdi bunu çalıştırdım. Bakın. Uzunluğunu gösteriyor. Şöyle. Hop, pardon. Şöyle bir array içerisine alalım. Bunu array'in içerisine bastıralım ve bunların case'lerini alalım. Bakın 1, 2, 3, 4 olarak geldi, değil mi? Bakın 7 diyorum. 6 geliyor. Sıfırdan başlıyor ama 7'yi dahil etmiyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Maksimum değerimizden minimum değerimize 1 ekleyerek yazdırmamız gerek. Şöyle mesela biz bu örnekte minimumu 5 olsun, maksimumu 10 olsun. Formülümüz neydi arkadaşlar? 10 eksi minimumumuz 5 artı 1. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Gayet güzel. Şimdi bunu aldıktan sonra artık şuraya geçebiliriz. Buradaki kontrolümüze geçebiliriz. Bunların hepsini map ile dönüştürüp i'ye artı min ekleyeceğiz. Tabii şu formülümüzü de değiştirelim. Maksimum minimum artı 1. Şimdi geliyorum console.log diyorum. Generate 5 ile 10 arası bana üret diyorum. Bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burada neden i artı min dedik? Şimdi az önceki örnekte şöyle yapalım. Console.log maksimumumuz 10, minimumumuz 5. Şöyle çalıştırdığım zaman
Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5 dedi. Ama biz 5 ile 10 arası istiyoruz. Peki bizim minimum değerimiz ne? 5. Bakın artı minimum dediğimizin amacı bu. 5, 5 artı 1, 6, 5 artı 2, 7, 8, 9, 10. Bu sayede biz belirttiğimiz aralıklarda bir sayı dizisi oluşturmayı görmüş olduk. Şimdi bir sonraki şeyde bir array'i nasıl boşaltabiliriz içerisindeki verilere? Bunu göreceğiz. Bu da çok basit. Şöyle const R1 diyelim ve içerisi 1, 2, 3, 4 olsun. Console.log diyorum. R1. Bakın 1, 2, 3, 4 dedi. Şimdi bunu şöyle çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. R1. Tabi buraya var dersem. Bakın boşaldı. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada diyeceğim ki bir boşaltma fonksiyonu yazacağım. Const empty. Empty diyeceğim. Ve r yine bir r parametresi alacak. R nokta length eşittir 0 diyeceğim. Nasıl kullanacağım? Console.log empty r1. Bakın 0 olarak geldi. Yani birinde dizi olarak boşalttı, diğerinde 0 olarak boşalttı. Yani içerisindeki veriyi aldı. Şurada R1 yapsaydım yine bana bu veri gelecekti. Şimdi bir tane daha örnek yapacağım. Bu gerçekten çok değişik bir örnek ama gayet güzel bir örnek. Bunu sileyim. Şimdi bir dizide belirttiğimiz sayıya en yakın sayıyı bulacağız. Yani bir dizi var elimizde arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9. Ben buraya diyorum ki 12 sayısına en yakın hangisi? Bunu bulacağız. Bunu da nasıl bulacağız? Const closes diyelim bunun ismine. Ve bu bir array alacak, bir de n sayısı alacak. Peki bu n sayısıyla dediğim şey ne? Az önce yazdım. Hatta şuraya bir bu verileri de oluşturalım. 5, 6, 7, 8, 9. Const n diyelim. Bu da 12 olsun. Şimdi ne yapacağız? Önce array'imizi bir sort yapacağız. Yani sıralaması yapacağız. Dağınık geliyorsa bunları sıralayacağız. Hatta bu örneği açıklarken ben size bunları tek tek yaparak göstereyim. Çünkü güzel bir örnek. Console.log diyorum. Array1.sort diyorum. Bunun içerisinde bazı işlemler yapacağız. A ve B aldığını söyleyeceğiz. Ve ne yapacağız? Burada math ona geçmeden de şunu gösterelim. Ya da devam edelim ya met nokta abs diyeceğim ve buraya geliyorum bir numara girmemi istiyor benden a'dan n sayısını çıkartacağım daha sonra ne yapacağım arkadaşlar eksi met abs diyeceğim yine b'den bu sefer n sayısını çıkartacağım peki bu bana ne verecek? Yukarıdaki bir örnek mi çalışıyor? Yok. Bakın, pardon. Şurayı görememişim. Bakın 9 en başa geçti. Gördünüz mü? En yüksek demek ki, en yakın demek ki 9. Peki, bu ABS dediğim olay ne işe yarıyor? ABS arkadaşlar burada iki veriden birbirini çıkarttığın zaman bunun mutlak değerini, yani daha doğrusu negatif olmamasını sağlıyor. Burada ABS'yi bu şekilde kullanıyoruz. Mesela şöyle göstereyim. 10 eksi 12 şöyle console.log 10 eksi 12 dediğim zaman bakın 2 dedi. Aslında matematiksel olarak eksi 2 yazması gerekiyordu. Peki burada yaptığımız işlem ne? Şöyle bunu da şu şekilde göstereyim. Console.log console.log bunu niye burada attıysak şöyle A ve B
Şu. Bakın 6-5, 7-6, 8-7, 9-8. Bu 6-5 dediği bu şekilde aldı. 7-6'yı bu şekilde aldı. 8-7'yi bu şekilde aldı. Yani çifter çifter aldı. 9-8. Gördünüz mü? 6-5. Şöyle. Şöyle gitti yani. Şöyle. Pardon. Şöyle. Şöyle. Böyle. Ve böyle. Peki bu bize ne avantaj sağladı? İki veriyi, gelen verileri ne yaptık burada? A'dan, yani A dediğimiz 6'dan minimum değeri çıkarttık. Kaç kaldı? Nerede? 12 demişiz. 6'da 12 çıkarttık. Aslında burası eksi 6 olması gerekiyordu ama 6 olarak çıktı. Doğru muyum? 6 olarak çıktı şurası. Şu örnek için konuşuyorum. Burası 6 çıktı. 6 eksi B'den bu sefer 12'yi çıkarttık. 7 oldu. Yine eksi 7 tabii ki. Ama 6 eksi 7 ne oldu? Eksi 1 oldu. Yani bu sayede bütün bu işlemleri yapa yapa, bakın eksi 1 yapa yapa, böyle yapa 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 aslında bir kendine bir sıralama oluşturdu. Bu sıralama üzerinden de en yakın olan veriyi bize getirdi. Tamam, bayağı bir şey yaptık, boş yaptık belki de. Ama şuradan şimdi şunu alıyorum, buraya koyuyorum, şunu siliyorum. Console.log ne diyeceğim arkadaşlar? Closest array 1 12 diyeceğim. Çalıştırdım. Bakın 9 gene başta. Peki bunu nasıl alacağım direkt? Şuraya gelip bir sıfır yazmam yeterli. Yani en baştaki indeksi alacağını belirtiyorum arkadaşlar. Son artık bu son olacak. Yani gördükçe çekesim geliyor örnekleri. Sizler de faydalanın. Şimdi bir dizedeki en uzun metin karakterini bulmayı göreceğiz burada. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi const words diyelim. Words r diyelim, yani bu array olsun. Word buldur ve com. Bu üç kelime içerisinde en uzun olan hangisi? Tabii ki de buldur. Bunu nasıl bulacağız? Const find longest adında bir tane metot tanımlıyorum gene. Bunun içerisindekiler words'e dönüşecek. Yine arrow function oluşturacağız. Ne yapacağız? Mat, max, yani en yüksek olanı bul diyeceğiz. Ve buradan bunları bir dizi olarak yani çıktılayacağız buraya. Nasıl çıktılayacağız peki? Words nokta map, bu array'in içerisindekileri hepsini buraya yazdıracağım. Ve bu bir parametre alacak içerisi. I diyelim. I nokta length diyelim. Şimdi metodumuz, aslında fonksiyonumuz bu kadar. Bu fonksiyonu çalıştırmadan önce şöyle bir inceleyelim. Bakın önce şu koddan başlayalım. Şöyle console.log, hop, nerede? Şunu words, tabi words buradan gelecekti ama şöyle words rr olarak koyalım. Bakın 4 6 3 1 2 3 4 2 4 6, 3. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazdırıyor. Peki, bakın şöyle çalıştırırsam ne olacak? Onu göstermek istiyorum. Bakın none olarak geldi. Ama ben gelip de buraya bunu dışarı bastırırsam, bunların içerisindeki verilerden en yükseğini seçecek. Yani şunu bu şekilde çıktılama yapmam gerekiyor. Ama şöyle yapsam da yine bunun mantığını görürsünüz en azından. Hiç bilmeyen arkadaşlar için diyorum. 4, 6, 3. Yani buradaki mantık bu. Array'i dışarı bastırıyor. Evet. Fonksiyonumuz hazır. Kullanalım. Console.log find longest diyorum.
words r diyorum ve bana 6 olarak geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste artık